Evet sevgili dostlar. Başlıyoruz. Yayındayız şu anda Twitch'te. adres aşağıda. Bu işlere en baştan başlama yayını yapmaya karar verdik. En sıfır noktası, en temel sizler için sunduğumuz bütün kaynaklar nasıl olacak, nasıl anlatacağız, nerelere bakacaksınız, nerede kaynaklar var, nasıl kuracaksınız. Sıfır. Hiçbir şey bilmiyorum. Nasıl başlayacağım bu işlere, nereden başlayacağım, aradığımı nasıl ve nereden bulacağım. Baba nasıl hacker olacağım sorusunun cevabını bulacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk önce sevgili dostlar biz bu işe başlayacağız. Nasıl başlayacağız? Biz bu işe başlarken ilk adımımız şu. Benim bir sürü linkim var, bir sürü paylaştığım yer var. Hepsi böyle karışık şeyler falan gibi gelebilir size. Aslında hepsi birbirlerini anlatıyor, birbirleriyle ilişkili. Şöyle yapacaksınız. sss.lunis.com adresine gidiyorsunuz. Bu adrese gittiğinizde arkadaşlar benim bütün linklerim burada var. Geçmiş yayınlar var, sıkça sorulan sorular var. Ondan sonra altında nerelere ulaşmak istediğiniz kendi içlerinde de açık ve bir sürü link kaynak var. Şimdi burayı bir inceleyelim beraber. Şimdi Twitch yayınları salı perşembe pazar günleri saat 20'de twitch.tv slash Luniz adresinde. Discord'un erişmek istiyorsanız dc.com lunis.com videonun altında, kanalın altında, üstünde, Twitter'da, her yerde, Instagram'da bulabilirsiniz bu linkleri. Instagram demişken instagram.com can değer, Twitter demişken de twitter.com can değer, YouTube demişken de siz de burada göreceğiniz üzere youtube.com slash can değer. Bir tane de şey Telegram kanalımız var. O da t.me slash lunistek. Şimdi abi sıkça sorulan sorulardan başlayacağız tamam mı? Ama öncesinde burada neler var onlara da bir bakalım. Şimdi burada readme'de ilk sıkça sorulan sorular ve genel hatlarıyla ne oldu? olduğu anlatılıyor. Ondan sonra içerisinde başka linkler de var. Onlar da yukarıda gözüküyor. Siber güvenliktir, hatalar ve nereden başlamalıyımdır vesaire. Bunlara da bakacağız. Şimdi abi sıkça sorulan sorulara göz atarak başlamanı öneriyoruz. Özellikle kurslar, çeşitli kaynaklar, type, takip edilmesi YouTube kanalları gibi linkler var en altta. Onlara da bak. Hacking the Temel serisi diye bir tane video serim var abi benim. Twitch'te bu. Buna giderseniz bu yayının şu anda bulunduğunuz videoda en birinci videosu olacak onun. O videodan itibaren bütün her şeyi anlattığım bir konseptim var tamam mı? Bakın ona gidelim beraber abi. Buraya geliyorsunuz yayın başlıyor tamam mı? Bir defa Twitch'e geldiğiniz, Lunize geldiğiniz zaman Twitch abonelerine özel, Discord'da özel şeylerimiz var. Onları da göstereceğim. Burada abone ol diye bir şey çıkacak size sağ tarafta. Ona tıklayarak abone olabilirsiniz. Şimdi abi bak birinci videodan başlıyor bu tamam mı? Birinci video böyle upuzun bir video. iki saatlik bir video tamam mı? Şimdi bu iki saatlik videoyu sen seyrettin bitti. Peki sen ikinci videoyu, üçüncü videoyu, dördüncü videoyu merak ediyorsun ya. O zaman abi götürüyorsun mouse'u buraya. Her şey. Tamam mı? 7-8 video. Bu burada artacak. Sürekli çektikçe ben koyuyorum. Bu en temel öğretim serisi. Zaten bütün eğitim serisi burada var. Gel buradan istediğini seyret. Tamam mı? Bu sol tarafa götürdüm mouse'u. Direkt böyle takır takır geldi. Tamam mı? Ondan sonra bunu öğrendin. Hani hacking the temel serisi senin ihtiyacın olan zero to hero kavramı. Tamam mı abi? Ondan sonra sorulara gelelim. Bak abi nereden başlamalıyım? Bunun önceden de bir, bir video çekmiştim. Bak video burada. Gidelim abi. Nasıl siber güvenlikçi Nasıl olurum? Üstünden geçeceğiz, detaylı. Bak bütün kaynakları anlatmışım burada tamam mı? Demişim ki ondan sonra bunun altına iniyorsun abi. Show more diyorsun. Bak discord linki bilmem nesi her şeyi burada var. Ulaşabileceğin yerler. Ondan sonra bütün bilgileri de burada söylüyorum. Ama göstermemişim tamam mı? Onun içinde büyük sıkıntı çıkıyor. İnsanlar ben ne yapacağım ne edeceğim falan derken karıştırıyor. Ama bu videoyu ne yapacağım ben abi? Güncelleyeceğim. Yeni hale getireceğim tamam mı? Şu anda izlediğim videoda o buraya gelecek. Neyse abi selam, bilmem kaç yaşındayım, sence geç kalmış olabilir miyim veya erken mi? Sevgili dostum, ben 40 yaşından sonra streaming yapmayı öğrendim. Hiçbir şey için bugün geç kalınmış sayılmaz. Çünkü birçok kaynak, birçok şey zaten hali hazırda erişim açısından kolay, ortada ve hızlı bir şekilde sana sunuluyor. Sen bunların tadını çıkaracaksın. Ama önemli olan şu, eğer İngilizce bilirsen çok kolay ilerlersin, daha hızlı çözersin. Yani ne kadar sürede bu işlere başlarım? Abi programlama geçmişim, Linux geçmişim, bilmem ne varsa 3 ay diyorum ya. 3 ay sonra para kazanmaya başlarsın bu işlerden. Tamam mı? Programlama geçmişim var. Hangi cyber security dalını seçmeliyim? En hızlı çözüm büyük olasılıkla OAS benzeri kurumlara bakarak bak bounty yapmak abi. Bak crowd, hacker one. Bunlara gireceksin. Para kazanmaya başlayacaksın. Üniversite okumalı mıyım? Sevgili dostum bak bunun da cevabını verdik. Burada hazır cevabı verilmişi var. Üniversite okuman lazım. Eğer okumazsan üniversiteyi o zaman ne yazık ki şöyle bir sıkıntı var. Eğer üniversite okumazsan sertifikaydı bilmem neydi ıvırdı zıvırdı derken çok fazla derecede vakit harcaman gerekiyor. Çok uğraşman gerekiyor. Ama okursan üniversiteyi avantajlı oluyorsun yarışta diğer rakiplerine göre. Buradaki videoda da hangi üniversite bölümleri ne gibi şeyleri kullanırsan daha hızlı bir şekilde diğer rakiplerinin önüne geçersin. Hangi bölümler hangi üniversite tipleri senin için avantajlı olur. Hepsini anlattık. Puanlı böyle saçma sapan bir matrix sistemiyle ama anlattık yani. Mantığı bu. Linki tabii ki burada mevcut tamam mı? Hangi programlama dilleri ve teknoloji deneyimi? Adam geliyor diyor ki abi ben şunu biliyorum bunu biliyorum bunu bunu yapayım mı şunu yapayım mı sevgili kardeş python biz burada python deriz python demeyiz söyleyeyim onu önceden tutacağım python'u tamam mı javascript c bash scripting bunları bileceğim bunlar bir cepte olacak tamam mı kali linux çalıştırabilmek parrot kullanabilmek parrot linux var ya onu kullanabilmek ccna temelinde bir network bilgisi hani arp nedir ip subneti nedir gateway ne işe yarar dns nasıl çalışır bunların hepsini anlattık bu arada demin yukarıda gösterdiğim videolarda var bunlar sql hakkında da bilgi sahibi ol database'lerin çalışma mantığı mimarileri. Bunlar senin işine yarar abiciğim. ...abi İngilizcem yok ne yapacaksın? İngilizce öğreneceksin abi. İngilizce must have yani. İngilizce olmadan bu iş çok zor. Çünkü bana geliyor diyor ki adam abi bilmem neyin İngilizce kaynağını buldum. Onun Türkçesini çeksene. Abi niye? Var zaten hali hazırda orada. Sana İngilizce öğretelim. Sen İngilizce öğren daha iyi. Daha yani çözün abi şu işi. İnanamazsınız abi. Şu bir hafta on günde konuştuğum insanlar zımba gibi adamlar var bizim Discord'da. Zımba gibi ama adam tamam mı? İnanılmaz başarılı. Bu adam İngilizce bilmiyor. Yahu bunu bunda ne olacak abi? Bir altı üst İngilizce ya. Şu İngilizce işini çözün abi. Çok büyük sıkıntı yani. Çözün ya. Gözünüzü seveyim. Zımba gibi adamlarsınız. İngilizceyi çözün. Tamam mı? Lütfen. Lütfen yani. Heh nasıl çözeceğiz? Harika, süper. Bu arada soru geldi. Bir dizi, filmi veya sevdiğin bir şeyi açıyorsun abi. Önce Türkçe altyazı, sonra İngilizce altyazı ile izliyorsun. Son da altyazı izliyorsun. Aynı filmi ve diziyi. Tamam mı? Çok etkili bir yöntem. Hatta beraber İngilizce öğrenelim bilmem ne diye bir link var burada. Birazdan göstereceğim. Oradan izlersin. O zaten bu iş için yapılmış. Tamam mı? Siber güvenlik değil de, değil de yazılım ve ya hangi alanlara bakayım? Ya burada cevap verdim ama aranan kan ben değilim abi. Bu, bu, bu yanlış yani. Tamam mı? Bizde yok o sorunun cevabı. Ben yazılımcı değil değilim. Oyun geliştirme konusu çok ilgime çekiyor. Siber güvenlikte ne yapacağım? Hangisini seçmeyeyim? Aynı şekilde burada da birkaç fikir verdim ama benlik bir şey yok burada abi. Abi Instagram'dan sana sordum görmedin. O nedir abi? Bu nedir? Ivır nedir? Zıvır nedir? Sevgili kardeşim Instagram'da gelen soruları ne yazık ki görmüyorum. Yani size göstersem böyle sayfa sayfa gidiyor Instagram. Yapacak hiçbir şey yok. O oraya hiçbir şekilde ulaşamıyor. Discord'a gel. Discord'da ne yapıyorum biliyor musunuz dostlar? Abonelerle özel haftada bir mutlaka bir session yapıyorum en az. Giriyorum onlarla sesli konuşuyorum. Hepinizle Birebir kanalım var bir tane. Oraya giriyorum. Tek başıma bekliyorum orada. Gelenle birebir sohbet ediyorum. Bu abonelere özel değil, bu herkese açık. Kim istiyorsa orada bana anlatıyor, ben cevap veriyorum. Bunu Discord'da yapıyorum, tamam mı? Hani bana direkt mesaj atamazsın ama orada beni yakaladın mı dal odaya. Tamam mı? Böyle bir şey yapabilirsin. Onun dışında akşamları orada Discord'da bir sürü insan yayın açıyor. Onların hepsine giriyorum, bakıyorum, muhabbet ediyorum, size cevaplar vermeye çalışıyorum. Hep hikayemiz bu yönde yani. O yüzden takipte olun dostlar. Discord'dan gelin yani. Abi bulunduğum şehirde devletin iş kurum veya benzer kurumun bilişim kursu var. BTK'nın eğitim kursları falan var. 1 milyon yazılımcı vesaire diye bunlara gideyim mi? İşe yarar mı? Yarar abi. Eğitimin kötüsü olmaz. Bana geliyorlar böyle. Udemy'de bilmem ne eğitim var abi ne dersin? Abi eğitimin kötüsü olmaz. Sana en kötü bir şey yanlış gösterir. Burada düzeltiriz. Biz onun için varız tamam mı? Ama en azından bir şeyleri çabuk öğrenirsin. O yüzden oradaki emeğe de bakmak lazım tamam mı? Abi ben pentesting olayına ilgi duyuyorum. Nasıl kendimi test edeceğim? Bir şeyleri kırmadan dökmeden. Abi bak Hack The Box EU var. Ondan sonra try TryHack var. Privia Hub var. Bunların hepsi girip üye olup, burada linkleri de var. Üye olup ondan sonra VPN'le bağlanıp direkt test yapabileceğiniz adresler. Gidin kendinizi geliştirin. Merak etmeyin bizim Discord'da çözüyorlar bunu. Discord'da çatır çatır çözüyoruz sevgili dostlar bunları. Yazıyor abi. Bak soruyu sormayın burada. sss.lunis.com'a git. Yazıyor zaten bu. Çözüyoruz abi. Hack the Box'ı da çözüyoruz. Güzel yanını söyleyeyim mi size? Eğer Try Hack ve Hack the Box'ı VIP abonelik yaparsanız, aylık 10 dolarlık mı ve 10 poundluk mu ne bir şey fileri var bunların. Size kali kurmanıza gerek yok. İçinde veriyorlar kali'yi. Direkt kullanabiliyorsunuz yani. Tamam mı? Böyle böyle güzel şeyleri de var. Bunlar aklınızda bulunsun. Ben kendi laboratuvarımı kurmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Şimdi şöyle bir şey var. Kendi lab'ınızı kuracaksınız ya. Onu nasıl yapıyorsunuz? Hangi adımlarla yapıyorsunuz? Onu hızlıca anlatayım. Bak abi şu. Önce gidiyorsun bir Chulbox'ı indiriyorsun. Buradan gidiyorsun abi. Downloads'a geliyorsun. Senin için en son sürümünü Windows için olabilir. Gidiyorsun en son sürümünü indiriyorsun. Tamam mı? İndirdikten sonra Kali Linux Linux Virtual Box diyorsun tamam mı? Bak Kali Linux Virtual Box diye Google'lıyorum. Download geliyor. Buradan geliyorum abi. Hiç böyle imajlarla imajlarla uğraşmıyorsun. Installer değil senin istediğin. Net Installer falan hiçbiri değil tamam mı? Bak Kali Linux 64 bit Virtual Box yazıyor. Görüyor musun bak bunu? Bunu indiriyorsun. Bak burada VMware var. Virtual Box var. Sen buradan geliyorsun. Virtual Box'ı indiriyorsun. Ondan sonra da Virtual Box'ı açıp import diyorsun. Şöyle Virtual Box açılıyor. Buradan geliyorsun abi. File diyorsun. Import Appliance diyorsun tamam mı? Import Appliance'a bakıp yerini gösteriyorsun bitti. Ne kurmaya ihtiyacın var ne başka bir şeye ihtiyacın var tak diye açılıyor. Username'i Kali, Password'ü Kali tamam mı İlk açılışta. Bu eğitimlerde gördüğün komutları da çalıştırmadan evvel başına sudo yazıyorsun. Comment Prompt'ta o kadar. Bilmen gereken bu tamam mı? Ondan sonra da kullanıyorsun. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi gelelim buraya. Geçmiş tüm Twitch'lerin yayınları anlatmışım. Buraya girersen Twitch yayınlarının tamamına ulaşıyorsun zaten. Tüm yayınlar. Burada var. Bak Hacking the Temel demin anlattığım liste burada var. En son yayın hep buraya geliyor. Şu ikinci sıranın başına. Dersler diye bir playlist var. Bayağı bir içinde bir şey var. Hacking the Temel burada da var. Ve artı bir sürü ders var burada. 30 tane video var. Ondan sonra hepsini buraya koyuyoruz. En son broadcastler de burada var. Tamam mı? Ama biz her yayından sonra yayını highlight ediyoruz, vurguluyoruz. Ondan sonra da şey yapıyoruz. 132 video yayınlamışım abi bugüne kadar ben. 10 aydır bu işi yapıyorum. Bu size faydalı, bilgili bir işinize yarayacak şeyler olsun diye. Şuradaki dersler geçmiş tüm Twitch yayınlarının içinde nasıl yapacağınız yazıyor Peki web sitelerine şöyle bir bakalım Bak abi bak bounty yapmak web application Pen testing application Web sitesi btk'nın Eğitimlerinin bulunduğu yer linux komutlarını Öğrenme listesi vesaire Hepsi burada var kurslara bakıyorsun İngilizce kurslar plural site'lar ondan sonra Udemy'deki kurslar bu kursu çok seviyoruz Binlerce defa anlattık abi Bu kurs The Cyber Mentor'ın Udemy kursu çok beğeniyoruz bunu Seviyoruz tavsiye ediyoruz ondan sonra Türkçe kurslar burada Udemy kursları var mesela bedavaya da şey var. Atıl Savancıoğlu'nun kursunu ikinci tercihimiz de o Türkçe oluyor. O birinci de her zaman da Cyber Mentor'un Udemy'sini seviyoruz. YouTube'da bak abi sektörün deneyimlerine bütün YouTube linkleri nasıl hacker olurum Ömer Çıtak'ın verdiği şey, Bad USB, İngilizce nasıl öğrenilir? Bak burada bir YouTube kanalı var, İngilizce öğretiyor. Bak bunu direkt gösteriyoruz burada. İngilizce konuşma üzerine YouTube kanalı. Ondan sonra etik hacker kursu bir tane burada var. Koymuşuz bunu da. Tamam mı abi? Python ve Kali Linux kursu. Ondan sonra burada bak şey var. Bu güzel. Complete Ethical Hacking kursu. 7 saat 46 dakika. Bu da İngilizce. Ama bunların güzel yanı ne abi? Subtitles var. Görüyor musunuz? Hani The Cyber Mentor'ınkinde subtitle yok diyorsunuz ya. Bunların var. Gidin bunları Türkçeden açın abi. Aynı şeyleri anlatıyor. 3 aşağı 5 yukarı. Gidin bunları açın burada. İzleyin abi. Ondan sonra networking kursu. Bak bu da 5 saat. Networking temalleri. Yine aynı şekilde subtitle'lar mevcut abi. Direkt açıp seyredebiliyorsun subtitle'lardan. Auto translate yapar Türkçe'ye çevirirsin. Bu da var. Ondan sonra bilişim teknolojileri, cihazlar, terimler nedir, nasıl çalışır? Bak adam anlatmış. Telnet nasıl çalışıyor? Anakart nedir? İşte hotspot nedir? Wi-Fi router ve wireless nedir? Bunların hepsinde bak mesela göstereyim. Hepsinde altyazı var. Tamam mı? Açın abi. Mantıkları neler? Onları öğretiyor size. Tamam mı? Bak böyle bir kaynak koymuş. Bunlar sadece YouTube başlığının altındaki. Çeşitli kaynaklara geliyorsun. BGA security'si var. Bir bug bounty hunter'lar için bak bir başka gitap mesela bu. Naham Sekin gitabı. Adam anlatmış bak. bak Bounty için. Her şey var abi. Koymuş. Ondan sonra Guru99 var. Linux dersleri var. Bak Linux dersleri. Türkçe. Linux nedir? Çalışma ortamı kısa yollar, komut satırı, yardım, bilgi, dizinler, dosya sistemi. Hepsine bak abi. Hepsini anlatmış adam. Türkçe. Bunların videosunu da çekeriz. Tamam mı? Bak. Takır takır Linux dersleri. Giriyorsun abi bir tanesine. Dökümana git diyorsun. Tak. Anlatmış bak. Bunu böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Tak tak. Tamam mı? Linux dersleri. Bir sürü link var. Cloud güvenlik. Awesome serisi. Ha bu awesome serisi şey abi. Awesome hacking. Awesome security. Bunların hepsi kaynak grupları. İngilizce. Networking pentesting kısmı. Kitaplar. Hangi kitaplar var? Türkçeler. İngilizceler. Twitch kanalları. Güzel Twitch kanalları. YouTube kanalları. Takip edilecek. Makaleler. Twitter'dan takip edildiği kişiler. Bu adamları takip edin. İngilizce kaynaklar. Bak. Bunlar tamamen İngilizce mesela. Python nasıl? Linux nereden? İşte web application security nasıl? Exploitation nasıl? Ondan sonra Bug bounty nasıl vesaire vesaire. Ve işinize yarayacak linkler var bak burada. Tak 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 bir sürü işinize yarayacak linkler mevcut. Bütün içerikler burada var. Hepsi Sadece yapmanız gereken girip dıhlamak. O kadar. Hepsini aldık koyduk. Peki son olarak şunu göstereceğim. Discord'a geldik. Aslanlar gibi şu an itibariyle 6873. Hadi sizin güzel hatırınız için 7000 kişinin olduğu bir Discord'dan bahsediyorum. 7000 aslan parçası çılgın insan var burada. Burada kurallarda dikkat ettiğimiz olay reklam reklam yapmayın. Birbirinize küfretmeyin. illegal aktivitelere girmeyin. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Onun dışında her türlü sohbet muhabbeti yaptığımız. Bak bende yayın var yayındayken bile yayın açmışlar. Bak adamlardaki çalışma azmine bak. Şu anda yayın var. Adamlar benim yayınımdan sıkılmış arkada iş yapıyor. Trahek mi çözüyorlar? Bak canlı görüyorsun şu anda. Neyse soru cevaplarını sorabileceğin yer var. Bak burası çılgın. Linux. Bütün bütün her şeyin. Trahek mi ile ilgili soruları sorabileceğin. Hack the box ile ilgili soruları sorabileceğin. Bütün kanallar mevcut. Şimdi dostum. Twitch'te geldin abone oldun. Abone olduktan sonra abi şurası sana açılıyor. Roots Layer diye bir alan. Burada Lost Library diye bir şey var abi. Bütün ıvır zıvır hepsi gizli saklı ne varsa hepsi burada abonelere özel. Artı ben geliyorum burada muhabbet yapıyorum. Artı geliyorum çekiliş mekiliş her türlü. Tamam mı? Bunların hepsi abonelere özel. Bir de Interface'ler kanalı var. Interface yetkisine sahip olan arkadaşlar bu size fazlasıyla yardımcı olan sorularınızı cevaplayan adamlar demek. Bunlar burada. Tamam mı? Ondan sonra yukarıda da bizim bak Blade Runner var. Burası da modların olduğu takıldığı yer. Burada da karizmatik abiler var bak. Benim dışındaki hepsi zımba gibi. Benden bir cecik olmaz. Bu hikaye bu sevgili dostlar yani diyorum ki kanala gelin yayınları izleyin sizin için hazırladığımız videolara bakın linkleri kullanın hepsinden faydalanın hepinizin tüm sorularını elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyoruz vaktimiz yettiğinde enerjimiz yettiğince bunları yapmaya çalışıyoruz umarım hoşunuza gider bu videoya da yani bu videoya da like atmayan ne bileyim yani abone olmayan like atmayan da ne bileyim yani daha ne yapalım ayıptır 576 kişi sizi selamlıyor dostlar vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın bir dahaki videoda görüşürüz.